Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere çift pirinçli bir yelek örneğini anlatacağım. Örgüsünü anlatacağım. Böyle bebek yeleği olarak 38 ilmekle başladık. Ön parçası bu. Bakın çift pirinç ön parçası. Kolay, zevkli bir model. Herkesin yapabileceği tarzda. İster kendinize, ister bebek yeleklerinde, şal, battaniye vesaire, hırka çok amaçlı kullanabileceğiniz bir pirinç taneleri. Şimdi yeleğimizi 3 numara şiş kullandık. Bir de böyle yeşil, cam göbeği yeşil kullandık. Bu ipimizi almak istiyorsanız değerli izleyicilerim, Hobby Home sitesinden bulabilirsiniz. Oradan telefonla ulaşabilirsiniz. Zaten linkimizde de yazacağız açıklama kısmında. Oradan da temin edebilirsiniz eğer beğenmişseniz. Çok güzel böyle zincir ipi gibi bebek yeleği yapacağız. İnşallah ilerleyen günlerde devam edeceğiz. Bugün böyle bir parça halinde başladım. 38 ilmek attık. Bu büyüklükte yapacaksanız eğer. Şimdi bilmiyorum, yine 0-6 ay ile 1 yaş arası falan olur bu. Tahminen çift pirinç örgüsü. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Zaten kolay bir örnek. Eğer yapacaksanız bakın göreceksiniz. Şöyle ilmek sayılarını hemen beyazda atmak istiyorum. Daha ayrıntılı görünsün diye. Şöyle hem ilmek atalım sizler için. Bakın şöyle hemen. Belki ilmek atmayı aramızda yeni öğrenmek isteyenler olabilir. Ara ara hep videolarımda başlarken böyle çekiyorum ilmek atılışını da. Sizlere zaten amacımız bir şeyler göstermek, öğretmekti. O amaçlı olduğu için bütün bilgilerimizi böyle sizlerle paylaşıyoruz. Bakın şöyle şimdi ilmek sayılarımızı bir miktar attık. Ben her zaman 2 şiş kullanıyorum ilmek sayılarını atarken. Şimdi hemen arka yüzeyden tamamını şöyle ters örüyoruz. Ters örgü. Tabii sizler yelek, hırka vesaire, şal hangi örgüde kullanacaksanız birkaç sırada aroşe yapabilirsiniz. Ben şimdi fazla uzatmamak için sadece arka yüzeyinde ilmeklerimizi attıktan sonra olan kısmını sizlere anlatmak istedim. Şimdi diyelim ki bakın örneğimize geçtik. Diyelim 3-4 diş aroşa yaptık. Örneğimize geçtik. Başlarken şöyle hemen 2 tane ilmeğimizi ön yüzeyde ters, 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu çift pirinç örgüsü. 2 ters, 2 düz. Sıramızın sonuna kadar 2 ters, 2 düz yapacağız. Tekrar bakın 2 tane ters. Bunlar da yan ilmeğimiz. Hep 2 ters, 2 düz başladık. 2 ters, 2 düz. Şimdi arka yüzeyine geldik. Arka yüzeyinde de ön yüzeyde ters ördüklerimizi düz örüyorum. Düz ördüklerimi de ters örüyorum. Bakın. İki düz, iki ters. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Diğer tarafa geçmeden siz modelimi yakından bir izleyin yine. Hemen şimdi ilmek yerlerini değiştireceğiz. Bakın ben böyle 4-5 diş aroşa yapmışım. Yanlara da 5'er tane aroşa koyduk. Sizler dilediğiniz ister bir tarafa koyun, ister koymayın. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Çok kibar oluyor bu. Her örgüde kullanabilirsiniz. Her yaşa da hitap eden bir örnek. Çocuk, büyük, orta yaş,
hepsine hitap edebilecek örneklerden bir tanesi. Şimdi yine bakın kaldığım yerden devam ediyorum aynen sizlerle. Şimdi bu dikiş ilmeğimiz başlarken 2 tane ters yapmıştık. Şimdi tam tersi yapıyoruz. Burası ön yüzeyi. 2 ilmeğimizi düz örüyoruz önce. Sonra 2 düz olan ilmeğimizi ters örüyorum. Tersin üstüne düz örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde yine bakın. Ters ilmeğimin üzerine düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Kaç ilmek yaparsak yapalım, hep bu şekilde devam edecek örgümüz. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyinde de aynı şekilde bakın. Ön yüzeyde düz ördüklerimi arka yüzeyde ters örüyorum. Ters ördüklerimi düz örüyorum. 2 ters, 2 düz. Hep ön yüzeyde değiştiriyoruz modellerimizi, yani ilmek sayılarımızı ön yüzeyde değiştiriyoruz. Şimdi ön yüzeye geldik. Yine bakın biraz belli olmaya başladı. Ama tam anlaşılsın diye şimdi yine bir sıra daha örmek istiyorum. Bakın şimdi başladığımız yere geldik. Başlarken 2 tane ters örmüştük. 2 tane düz. 2 ters. 2 düz. Yerlerini değiştirmiş oluyoruz bakın. Şimdi ben 3 numara şiş kullandım. İpimiz o kalınlıkta. Bakıyoruz zaten ipimizin üzerindeki kağıtlarda yazıyor hangi kalınlıkta şiş kullanacağımız. Ama sizin ipiniz daha kalınsa 4 numara, 5 numara ipte şiş de kullanabilirsiniz. Bakın belli olmaya başladı. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde yine aynı şekilde. Ön yüzeyde düz ördüğümüzü arka yüzeyde ters örüyoruz. Zaten arkalı önlü aynı model. Hiç fark etmiyor arkası önü. Bakın şöyle 2 ters 2 düz. Biraz belli oldu. Şimdi yine ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde 2 tane ters yaptığımızın üstüne düz örüyorum. Düz. Düzlerin üstünü ters örüyorum. Tam anlaşılsın diye bu sırayı da göstermek istedim. Bakın. Hep 2 sırada bir değiştiriyoruz. Arkalı önlü ördüğümüz zaman 2 sırada bir değiştiriyoruz. Şimdi yine böyle bakın arka yüzeyde ters, ön yüzeyde hemen düzde ters, 2 ters, 2 düz örüyorum, 2 düz örüyorum, 2 ters örüyorum, 2 düz, 2 ters. Bakın belli oldu. Modelimiz arka yüzeyde ön yüzeyde belli oldu aynı. Umarım anlaşıldı. Şöyle bakın sizinle ördüğümüz burada kırmızının üstünde fazla görünmeyebilir. Şöyle hemen açık renkte beyazda fazla görünmedi. Şuradan hemen izleyebilirsiniz. Bakın pirinç, çiftli pirinç örgüsü.
Yeşil de daha fazla belli oldu. Dediğim gibi bundan bebek yeleği başlamıştık. Sizler dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şöyle de hemen görünsün daha yakından. Şöyle çiftli pirinç örgüsü. Şuradan hemen beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Sizler bizi izlemeye devam ettiğiniz sürece biz de hep bulduğumuz yeni modellerle sizlerle paylaşacağız. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili izleyicilerim diyorum.